Sputnik haber ajansının geçtiği bir habere göre hükümetin binlerce kamu personelinin OHAL kapsamında ihraç edilmesi ve görevden uzaklaştırılmasına dayanak oluşturan bilgi ve belgeleri devlet sırrı ilan ettiği ortaya çıktı. Ajansın okuyucularıyla paylaştığı haberinde Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun 4 Ağustos 2016 tarihli ilke kararında OHAL kanun hükmünde kararnamelerinin eki listelerde sayılarak kamu görevinden çıkarılan kişiler ile kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi ve belgeler hakkında bilgi edinme başvurularının bilgi edinme hakkı kapsamı dışında değerlendirilmesi ve konuyla ilgili uygulamanın bu doğrultuda yapılması gerektiği talimatı verildi dendi. Devlet sırrı olarak nitelenen kanunun 16. maddesi açıklanması halinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibariyle devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında dışındadır hükmünü içeriyor. Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartaroğlu'nun haberine göre de Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun kararında haklarında idari ve adli soruşturma başlatılan, açığa alınan veya 667 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3 ve 4. maddeleri uyarınca kamu görevinden çıkarılan kişilerle ilgili bu işlemler, bu kapsamda yürütülen adli ve idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgelerin talep edilmesi durumunda başvuruların bilgi edinme kapsamı dışında değerlendirilerek bu doğrultuda bu uygulamaya gidilmesi gerektiği talimatı verildi. Bilgi edinme yasasına göre kurumlar, kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucu doğuracak, kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek, gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve kaynakların temin edilmesini güçleştirecek bilgi ve belgeleri bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulabiliyor.